Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün merkeziyetsiz finans kavramını konuşacağız. 2008 yılında hayatımıza giren blok zincir teknolojisi birçok alanda etkisini gösteriyor. Bu teknoloji finansal sistem içinde daha çok kripto paralarla anılsa da arkasında yatan modelle artık merkeziyetsiz finans sistemleri oluşturmak mümkün görünüyor. Bugün blok zincir, akıllı kontratlar, merkeziyetsiz finans uygulamalarının ortaya çıkışını, prensiplerini, avantajlarını ve dezavantajlarını konuşacağız. Bu konuda ülkemizin önde gelen isimlerinden bir tanesi araştırmacı, yazar ve aynı zamanda Paribu Danışma Kurulu üyesi Sayın Turan Sert bizlerle birlikte. Turan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum bu yeni kitabınız Sorularla DeFi Merkeziyetsiz Finans kitabı için. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Tabii. İsmim Turan Sert. Yaklaşık 20-25 yıldır iş hayatındayım. İşte geçmişimde denetim, yatırım bankacılığı, yönetim danışmanlığı gibi belli tecrübeler sonrası işte 3 yıl Amerika'da kaldıktan sonra 2005 yılında Türkiye'ye döndüm. Ondan sonrasında bir 10-11 yıl FIBA grubunda çeşitli şirketlerde yöneticilik ve mürakaza azarlık yaptım. Sonrasında teknoloji için kendi startup'ımı kurdum ve bu arada işte teknoloji ve finansın kesişimindeki blok zincir teknolojileriyle tanıştım. Tanışma o tanışma diyelim ve oradan sonrasında olay otomatikman oraya doğru gitti. Evet, tebrikler. Şimdi sizin Sorularla Merkeziyetsiz Finans kitabınız çıktı ama bundan önce bir de Sorularla Blockchain kitabınız vardı. Benim de çok yakından takip ettiğim, oldukça da faydalandığım kaynaklar. Bu anlamda ülkenin hakikaten önde gelen isimlerinden bir tanesiniz. Şimdi her iki başlıkta baktığınızda gerçek anlamda geleceğimizi şekillendiriyorlar. Sizi buraya çeken neydi? Bu bir de bir taraftan kitap yazmak zor bir süreç. Buradaki motivasyon neydi? Burada bir de sorumluluk, sosyal sorumluluk şeyi var, yaklaşım var. Bir onları dinlemek isterim sizden. Tabii ki. Çok haklısınız. Şimdi yeni teknolojiler ve yeni teknolojiler olduğunda bununla ilgili kaynak bulmak oldukça zor oluyor. Dediğim gibi benim finans ve teknoloji geçmişim olmasından dolayı otomatikman buraya doğru bir ilgi kayması oldu. Bu işte yaklaşık 2015-2016 yıllarında oluyor. Takip etmeye başladım. Olayı tabii benim için cezbedici olan teknoloji kısmıydı. Bahsettiğiniz kripto paralardan ziyade teknoloji olaraktı. Ve bahsettiğimiz yıllar aslında 2015-2016 bütün bu sistemlerin daha henüz altyapılarının kurulduğu zamanlardı. Ve bunları araştırmaya başladım. Ancak şöyle bir sıkıntıya düştüm. Araştırıyorum ancak Lebi Derya gibi toparlayamıyorum kişisel olarak. En sonunda şöyle bir karara vardım. Dedim ki ya ben en iyisi bunu birilerine anlatmaya çalışayım. Çünkü birilerine anlattığınızda aslında kendinizi ifşa ediyorsunuz. Doğru. Baktığınızda doğru anladınız mı anladınız mı? Ciddi kendinize bir disiplin geliyor ve şöyle bir kendime hedef koydum. Hiç unutmuyorum tarihi. 1 Mart 2018'de başladığımda dedim ki haftalık olarak bu konu hakkında araştırmalar yapıp yazmaya başlıyorum ve bir yıl sonrasında 52 tane yazım olacak. Hakikaten 1 Mart 2019'da 52 yazım olmuştu. Ne güzel. Burada dediğim gibi en başta işin daha altyapısında blok zinciri araştırmakla başladım içe ve onlarla ilgili yazılar yazıyordum. Çok sevgili dostum, abim Soner Canko ki o zamanlar tanışmıyorduk. Benim yazılarımı, yayınladığım yazıları okuyarak benimle tanışmak istedi ve tanıştıktan sonra bir gün ofisinde ya dedi biz ekosisteme o zamanlar bankalarası kredi, kart merkezinin başında ekosistemi desteklemeye çalışıyoruz. Bunları bir kitap yapsak. Tamam dedim ve sonrasında işte Sorularla Blockchain kitabı geldi. Türkiye Bilişim Vakfı'nın Blockchain Türkiye organizasyonundan çıkan bir kitap. Dediğim gibi bu daha böyle disiplinli bir şekilde uzun bir çalışmanın eseriydi Sorularla Blockchain. Bu 2019'un Eylül ayları gibi oluyor. Sonrasında işte blok zincir teknolojisinin artık altyapıları yavaş yavaş oluşmaya başladıktan sonra sıra bunun üst yapısında uygulamalara geldi. Ve orada da ilk aslında ortaya çıkan potansiyel kullanma alanı finans oldu. Ona da belki birazdan daha değiniriz neden finans diye ama bunun üzerine işte bir, gene bir tesadüf eseri Mart 2020'de bu tam pandemi zamanında
merkeziyetsiz finans üzerine yazılar yazmaya başladım haftalık olarak. Hala da yazdım BTC Haber web sitesinde. Hı hı. İşte merkeziyetsiz finansla ilgili nedir, felsefesi nedir, uygulama alanları nedir, nerelerde ne gibi girişimler varı haftalık olarak yazdığım yazıları da en son sorularla merkeziyetsiz finans olarak bir araya topladım. Çünkü artık zamanı gelmişti. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum kitapla ilgili. Şimdi bugün biz merkeziyetsiz finansı konuşacağız ama tabii ki burada temel nokta blok zincir teknolojileri. Blok zincirin ortaya çıkış felsefesini ve arkasında yatan temel gelişmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, aslında ben bunu başka yayınlarda da dile getirdiğim, bunu aslında dijitalleşmenin bir evresi olarak görüyorum ben. Hı hı. Fiziki olarak dünyadan dijital dünyaya geçtiğimiz noktada belli evrelerden geçiyoruz. Blok zincir de aslında o evrelerden bir tanesi ve bunu farklı şekillerde işte Web 1, Web 2 ve Web 3 diye tanımlayanlar da var. Bahsettiğimiz daha... ortaya çıkan teknoloji, şimdi şunu gördük aslında 2000'li yılların başlarından itibaren, teknoloji çok büyük bir güç. Ve ciddi olarak bir ekonomik potansiyel doğuruyor. Ve bu potansiyel ilk olarak da aslında finans alanında görülmeye başladı. Bu ilk internetin çıkışıyla birlikte ortaya çıkan bu finansal gücü ilk olarak ticari olarak girişim sermayesiyle desteklenmiş teknoloji şirketleri ve bankalar ele geçirdiler. Oluşan katma değeri ele geçirdiler. Ancak tabii bu bir parça gücün belli alanlarda toplanması ve bunun belli sıkıntıları doğurmasına neden oldu. İşte Web3 dediğimiz merkeziyetsiz sistemler ve blok zincir aslında bunu biz yeni yeni fark ediyoruz bu sıkıntıları ama işte 2008 yılında sizin bahsettiğiniz gibi, hatta daha da geçmişi vardır, o zamanlardan fark eden bu gücün, şimdi dijital dünyada hep ilişkiler, ticari ilişkiler için belli aracılar kullanmak zorundayız. Çünkü tehlikeli bir dünya, global bir köy ama işte güvenlik vesaire. O aracılar kullanmak zorundayız ama o aracıları acaba böyle tek tek konsantre olmuş güçler yerine dağıtabilir miyiz? Böylece güç dengesinde, yani biz kullanıcılarla hizmet verenler arasındaki güç dengesinde acaba biraz kullanıcılara gücü daha fazla verebilir miyiz felsefesinden ortaya çıkıyor bu merkeziyetsiz sistemler. İlk uygulaması da işte hasbelkader Bitcoin ile birlikte olan blok zincir teknolojileri. Hı hı. Daha sonrasında işte Ethereum blok zinciriyle birlikte bunu acaba biz sadece dijital para olarak değil, finansın başka alanlarında ya da başka alanlarda insanların dijital dünyadaki her alanında, ilişkilerinin her alanında kullanabilir miyizin den çıkan, o felsefeden yola çıkan bir genel akım olarak bahsedebiliriz. Birazdan daha detaylı bahsederiz. Dediğim gibi bunların tamamına şu anda merkeziyetsiz sistemin ortak noktası olduğu Web3 sistemleri diyoruz. Doğru. Ben de yanlış hatırlamıyorsam burada mahremiyetin gizliliğiyle ilgili zamanda bir Cyberpunk manifestoda aslında burada belli bazı ipuçlarının da ortaya konulduğu, aslında bilgilerin kriptolanmış bir şekilde saklanmasıyla ilgili değerli önerilerin olduğu bir dünya var. Orada başlıyor ve sonrasında Satoshi ile birlikte kim olduğu henüz bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ortaya konmuş bir teknoloji var. Ama tabii ki günümüzü oldukça değiştiriyor. Peki finans dünyası burada nasıl etkileniyor? Bu yoğun dijitalleşme neler getiriyor bize? Tabii şimdi şunu bir kere söylemek lazım. Yani bu 2017-2018 yıllarında aslında blok zincir belli çevrelerde çok sık konuşulmaya başlandı ve yani açıkçası o zamanlar beni tedirgin eden konulardan bir tanesi de her alan için işte blok zincir süper, işte her şeyi dünyayı değiştirecek, öyle bir dünya yok. Yani bu dediğimiz gibi belli alanlarda. Blok zincirin aslında efektif olabilmesi için bir numaralı kriter dijitalleşmesi, o sektörün dijital olması. Ve burada da finans sektörü baktığınızda aslında özünde en dijitalleşmiş sektör. 2000'li yılların başlarından itibaren özellikle bu dijitalleşmenin, mobile geçmenin getirdiği potansiyeli en iyi kullanılan alanlardan bir tanesi blok zincir teknolojisi. Dolayısıyla oradan gittik. Bir ikinci konuda tabii blok zincir teknolojisi. Dedim ya, bu aracılar, özellikle dijital dünyada aracıları biz güven sorununu çözmek için kullanıyoruz. Blok zincirin aslında yaptığı o güveni, o tek yapılardan dağıtık hale getirmek. Finans sistemi özünde ne yapar? Güvenlik sağlar. Doğru. İnsanlar arası güvenliği sağlar. Bunu blok zincir yerine geçebiliyor. Yerine geçebilme potansiyeli var. O nedenle dediğim gibi en ağaçtaki en yakın elma oydu.
ve finans sektöründe daha örneklerini görmeye başladık. 2015 yılından itibaren yani paranın ötesinde, kripto paranın ötesinde teknoloji olarak finans sektörünün içine yavaş yavaş girmeye, o dünyadaki klasik finanstaki ürünlerin bir benzerini merkeziyetsiz olarak kişiler, kurumlar, ofisler, şubeler yerine software, yazılımların aldığı bir dünyaya doğru böyle yavaş yavaş girmeye başladık. Hı hı. Orada birkaç kulvarda etkisini görüyoruz galiba, değil mi? Bir tanesi işte para transferi. Evet. Bundan başka hangi alanlarda etkisi görülüyor? Para transferi bu işin ilk başlayanıydı ve özellikle burada da blok zincir daha çok basit ama maliyetli işlerden ki Bitcoin'in aslında gelmesi bir nedeni odur. Çünkü ilk olarak Swift'i etkiledi. Uluslararası para transferinin. Geçmişi hatırlarsınız, şimdi biraz değişti ama o Swift sistemi malum bu aralar gündemde çok daha revaçta ama işte eskiden bir iki gün süren $80-100 paralar verdiğiniz, bir de dünyanın her yerine gönderemediğiniz, belli ülkelerde kısıtların olduğu, şimdi daha da o kısıtların geliştiği bir dünya. Ama aslına bakarsanız çok basit bir işlem. Yani Swift'in kendisi de basit bir işlem. Sonuçta bir mesaj gönderme baktığınız zaman. İşte Bitcoin ile para transferiyle aslında bir nevi o çözüldü. Tabii sadece Bitcoin ile kalmadı. Şimdi özellikle işte mevcut itibari paraların, doların, euronun muadili olan kripto paraların da çok sık bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. O para transferiyle başladı ama onun dışında finansın diğer alanlarında ki bu kredi verme, kredi alma, sigorta, işte alım-satım işlemleri, hisse senedi alım-satım işlemleri gibi farklı farklı alanlarda da girişimlerin çıktığını ve ciddi bir şekilde büyüdüğünü gördük. Özellikle 2020 yılından sonra. 2020 yılı aslında bu merkeziyetsiz finansın o altyapılar oluştuktan sonra görücüye çıktığı ve görücüye çıktıktan sonra ciddi büyüme yaşadığı zamanlar. 2020 yılının yaz aylarından itibaren. Hı hı. Şimdi merkeziyetsiz finansa gelelim. Nedir merkeziyetsiz finans diye soracağım ama önce merkezi finansı bir tanımlamakta fayda var. Yani içinde bulunduğumuz dünyayı bir tanıyıp onun işte sıkıntılarını belki ortaya koymak ve merkeziyetsiz finansın hangi sıkıntıları ne şekilde çözdüğünü ortaya koymak önemli. Neler söylersiniz? Tabii merkezi finans dediğimiz aslında şu anda hepimizin kullandığı finans kurumlarının hemen hemen hepsi merkezi. Ne demek bu? Az önce bahsettiğim gibi bir genel merkezleri olan, ofisleri olan, işte daha coğrafi sınırlarla kısıtlanmış, belli coğrafi sınırlar içinde işlem gören, işlem yapan, hizmet sunan yerler. Şimdi burada tabii dijital dünyaya geçişle birlikte, dijital dünya öncesinde bu kurumların hepsi vardı zaten. Tabii. Ve kişiler arası bu hizmetleri bunlar veriyorlardı ama tabii şöyle bir şey var. Biz kişiler olarak paramızı kasamızda saklamak yerine bir bankaya koyduğumuzda ya da ben size para göndereceğim zaman gidip size elden teslim etmek yerine bir banka kullandığım noktanın hepsinde klasik finansın bir numaralı bana sorarsanız kuvveti ve aslında en büyük de sıkıntısı müşterilerinin paralarını ve varlıklarını emanette tutması. Bu onlara çok büyük bir güç verdiği gibi çok büyük bir sorumluluk da veriyordu. Ve bu nedenle aslında kanun koyucular, denetleyiciler çok ciddi sıkıntı olmaması için, çünkü başkasının parasını siz taşıyorsunuz. Doğru. Oralarda ciddi regülasyonlar geldi, ciddi denetimler geldi, ciddi kanunlar geldi, gerekirse cezalar geldi uyulmadığı için. Bu tabii klasik finansı daha güvenilir yapıyor bu denetimler ama bir taraftan da sıkıntılar yaratıyor. Nedir bu sıkıntılar? O regülasyonlara uymak zorundasınız. Onun için ciddi ekipler tutmalısınız. Maliyet getiriyor. Belli yerlerde coğrafi olarak sınırlara tabisiniz. Müşterilerinize tam olarak hizmet veremiyorsunuz. Ve klasik anlamda geldiğinizde de belli şeyler var. Yani şimdi yavaş yavaş değişmeye başlayan kısıtlarınız var. İşte sabah 9'dan akşam 5'e kadar hizmet verirken biliyorsunuz sonrasında işte mobil hizmetler çıktı, havaleler çıktı ama mesela EFT yakın bir zamana kadar hala gene saat 9'dan 5'e kadar işlem görüyordu. Baktığınızda bunların hepsi müşteriler için ya da biz kişiler için alıştığımız için normal gelen ama sonrasında bir alternatifi gördüğümüzde ya niye böyleymiş bu diye sorgulamaya başladığımız konular oluyor. İşte merkeziyetsiz finans aslına bakarsanız bunları, bu tip klasik finansın verdiği hizmetleri merkeziyetsiz olarak verip ama kökten farklı bir şekilde verip vermeye çalışan hizmetler. Çünkü
Merkeziyetsiz finans, mesela klasik finans bu anlamda ciddi olarak kendini transforme etmeye çalışıyor, değiştirmeye çalışıyor, evet. ilerlemeye çalışıyor. İşte fintech'le çalışmalar, müşterilere çok daha hizmet vermeye çalışıyor. Ama merkeziyetsiz finansın o anlamda yaptığı özünde blok zinciri kullanarak bu bütün klasik finansın verdiği hizmetleri global bazda müşterilere sunabilmek. Ve bunu yapabilmek için de temeldeki az önce bahsettiğim özelliği değiştiriyorlar. Yani müşterinin parasını tutmuyorlar. Bu temelde çok temel olarak fark yaratıyor klasik finansa göre. Bir sonuçta bir yazılım. Müşterinin parası nerede duruyor peki derseniz. İşte aslında orada da kripto paraların gücü ortaya çıkıyor. Kripto paralar sizin kişi olarak tamamıyla sahip olabileceğiniz, %100 sizden başka kimsenin dokunamayacağı değerler yaratılabilmesini sağlıyor. Hı hı. Bankada paranız varsa, sahibisiz olsanız da özünde o para bankada duruyordur. Bankanın sahipliği altındadır. Bir gün kapatılabilir. Rusya Merkez Bankası'na bakın, 400 milyar dolarının kapatıldığı evet. gibi. Burada kripto dünyasında şifreleme, sizin bahsettiğiniz şifreleme teknolojileri ve cüzdanlar vasıtasıyla siz o paranın, o para dediğim şey aslına bakarsanız blok zincirlerine kayıtlı olan o değerin tek sahibisiniz. Burada da merkeziyetsiz finansa da aynı şekilde. Bütün bahsettiğimiz kredi verme, kredi alma, işte yani mevduat yapma, kredi alma veya diğer bütün işlemleri yaparken merkeziyetsiz finansta siz kullanıcı olarak cüzdanınızda kullanıyorsunuz. Para sizde duruyor ve bu hem çok büyük bir güç getiriyor kullanıcı, aynı zamanda çok büyük sorun, yani şöyle sorumluluk ve risk getiriyor. Onlardan da birazdan bahsederiz. Tabii, yani burada para kadar değerli başka bir unsur da elbette ki bilgilerin güvenliği, değil mi? Yani yakın evet. zamanda çok kötü senaryolarla da karşılaştık. Yani yüz binlerce kredi kartı bilgisinin bir anda ortalıklara saçıldığı bankacılık sistemi. Yani merkezi sistemlerin elbette ki sıkıntısı bu. Tabii sizin söylediğiniz hamleler de önemli. Yani bugün açık bankacılık, işte servis modeli bankacılığı, dijital bankacılık gibi unsurlar ya da işte EFT sistemindeki hızlandırmalar da biraz orta yolu bulalım adaptasyonu çalışmaları gibi görünüyor şu tabii, anda. Tabii, rekabet her zaman iyidir. Kesinlikle bize yarıyor. Şimdi tabii burada merkeziyetsiz finansın gerçek potansiyeline ulaşmasında bir de Web 3.0 kavramından bahsettik. Ben şöyle tanımlıyorum onu. Web 1.0 bizim izleyicisi olduğumuz bir dünyaydı. Web 2.0 çalışanları olduğumuz bir dünyaydı. Web 3.0 ise artık sahibi olduğumuz evet. belki bir dünya olarak tanımlanabilir. Peki neden bunlar bu kadar hızlı konuşulmaya başlandı? Bir anda nasıl böyle bir trende girdi? Nasıl bir anda büyüdü bu kavramlar? Ne bunu hızlandırdı? Aslında birkaç nedeni var ama yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bu daha çok felsefi olarak ekonomik taraftan baktığınızda işte Bitcoin'in çıkma felsefesinin ya Amerika çok fazla para basıyor ve bu para basmadan dolayı bizim paramızın, dolarımızın özellikle Amerika'dakilerden bahsediyorum, değer kaybı oluyor. Acaba biz hükümetlerin kendi politikaları ve kendi kriz çözmek adına izledikleri yollardan dolayı devalüe etmeyecek paramızı bir dijital bir altın yaratabilir miyiz felsefesinden yola çıkarak aslında 2008 yılından itibaren gelişen teknolojiler bunlar. Dediğim gibi blok zincir ve Web3'ün temelleri de 2015 yılından itibaren atılmaya başlanıyor. Dolayısıyla oradan süre gelen aslında bu fikirler hep vardı ama bu fikirlerin gerçek hayata geçmesi dediğim gibi 2020 yılı içinde biraz da aslında pandeminin de etkisiyle oldu. Yani pandemiyle birlikte hükümetler çok daha fazla para basar hale geldiler ve bu insanlarda ciddi bir kaygı uyandırdı. Öte taraftan dijital dünyanın kullanımı anlamında insanların iş yapış biçimleri değişmeye başladı. Hepimiz evlerden, işte Zoom'lardan, Google Meet'lerden birbirimizle iletişim haline olduk ve bunun yapılabildiğini gördük. Dolayısıyla dijital dünyaya da aslında biraz daha girdik işin içine. Ve burada biraz da dediğim gibi o Web3 teknolojileri dediğiniz aslında hani kripto paralarla giren ama merkeziyetsiz finans ve cüzdan kullanımıyla biraz daha evet biz bunu dijital dünyada bunu yapabiliyormuşuz diye örneğini çıkarttığı bu 2020 yılında başlayan ivmelenme sonrasında diğer alanlara yansımaya başladı. Yani merkeziyetsiz finans o anlamda böyle yolu açtı diyebiliriz. Cüzdan kullanımıyla birlikte sonrasında işte NFT'ler geldi, NFT'ler geldi. Hı hı. Ve şimdi yavaş yavaş benzer şekilde
Aslında birkaç konu daha konuşulmaya başlanıyor. Bir tanesi Metaverse, sosyal olarak ilişkilerimizi biz acaba gene cüzdanlarımız aracılığıyla sahibi olabilir miyiz? Sizin dediğiniz o kelime çok kritik. Sahiplik ekonomisi. Artık sahiplik ekonomisi geliyor. Yani kullanıcılar o güç dengesi dediğim gibi daha fazla söz sahibi olmak istiyorlar. Kendi bilgilerini az önce bahsettiğiniz çalınmasına karşı kendileri korumak istiyorlar. Ve bir önemli noktada oluşan katma değerden daha fazla pay istiyorlar. İşte bunların hepsi Web3 dediğimiz o şemsiyenin altındaki alanlardan bir tanesi. Merkeziyetsiz finans da bunların aslında bir nevi kripto paralardan sonra öncü yol açan şeylerinden bir tanesi oldu. Yani bir nevi orada bir bariyer vardı insanların zihninde. Kripto paralarla biraz o bariyer ne oluyor denmişti. Merkeziyetsiz finans vurdu ve geçti gibi oldu. Biraz orada o tıkanıklık açılmış oldu. Anladım, kısaca. Harika. Peki bütün bu gelişmeler olurken finans dünyası nasıl tepki veriyor veya verecek? Yani bizi nasıl bir finansal gelecek bekliyor? Evet, şimdi bazen tabii çok uç noktalarda yorumlar okuyabiliyorsunuz. İşte merkeziyetsiz finans gelecek, tüm klasik finans yok olacak. Öyle bir durum yok. Yani ben bunu hep bir opsiyon olarak, bir alternatif olarak görüyorum. Kullanıcılara verilen alternatif olarak. Her ürünün aslına bakarsanız bir alıcısı var. Yani bankacılık sektörünün sonuçta çok ciddi bir hala bir katma değeri var. Ki merkeziyetsiz finans bunu veremiyor ya da bu riskleri belki zamanla kimilerini bertaraf edecek ama hala çok erken süreçte merkeziyetsiz finans. Klasik finansın hala müşterilerine verdiği çok ciddi bir regülasyon, hani kanuni olarak kurallara uyma, belli konularda özellikle müşteri son kullanıcı bazında bireylerden bahsedersek, bahsettiğimiz merkeziyetsiz finans sonuçta teknolojik olarak ortaya çıkmış, son kullanıcıya kullanım kolaylığı açısından hala belli yol kat etmesi gereken bir yer ve pek çok kullanıcı gücü, dedim ya az önce, güçle birlikte sorumluluk da geliyor, o sorumluluğu almak istemiyor. Çok normal olarak. Dolayısıyla burada merkezi finansın hala çok ciddi bir avantajı var. Ama büyüme öbür tarafta olacak. Büyüme merkeziyetsiz finans olacak. Çünkü çok ciddi bir kesim de var ki, özellikle genç kesim bunlar. Bu dünyada yer almak, daha fazla söz sahibi olmak istiyorlar. Yani hani mesela tasarruf olarak da artık genç nesiller, ya biz hala belki altını seviyoruz ama genç nesiller altından ziyade kripto paralara gitmeye çalışıyorlar baktığınızda. O nedenle ikisi bir arada yaşayacak diye düşünüyorum ben. Hatta ikisi arasında belli sinerji olacak. Sonuçta klasik finans fiyat para dediğimiz itibari paralar üzerinden şu anda hizmetleri verirken bir noktada kripto paralarda merkeziyetsiz finans uygulamalarını da kendi müşterilerine veriyor olacaklar. Orada da dediğim gibi bu alanın nimetlerinden yararlanmak isteyen ama külfetlerini çekmek istemeyen müşterilere karşı hızlı bir şekilde onu veriyor olacaklar. Çok teşekkür ediyorum Turan Bey. Hakikaten çok değerli bilgiler verdiniz. Bu özel konuyla ilgili çok sağ olun yayınımıza katkı sağladığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.